İyi günler. Ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 11 Kasım 2013 Pazartesi. Bir önceki bölümde Scratch ile tanıştık. Scratch'i internetten bulup bilgisayarımıza indirip yükleyip çalıştırmayı öğrendik. Ve ek olarak diğer Scratch ile ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağımızı öğrendik. Bu bölümden itibaren The Magpie dergisinin sayılarındaki Scratch projeleri üzerinden de devam edeceğiz derslerimize. Birinci sayıdan yani Mayıs 2012'de çıkmış olan sayısından başlayıp bu ayki son sayısına kadar Kasım 2013 sayısı yani olan projeleri işledim. Önümüzdeki yaklaşık 26 bölüm oldu sanırım. 26 bölüm olmasının sebebi burada 18 sayı var. Öncelikle her bölümde birer Scratch projesi yok. Olan bölümlerdeki Scratch projelerinde bazılarını birkaç bölüm halinde çektim, birkaç ders halinde işledim. Bu dersleri şöyle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dersi en az bir kere başından sonuna film seyreder gibi seyredin. Yani aynı anda Scratch üzerinde uygulama yapmaya çalışmayın. Bütün sayıyı yani o dersi izledikten sonra ki bunlar 15 dakika, yarım saat, bazıları 45 dakika, 1 saatlik hatta birkaç tane 2 saate yakın olan dersler var. Uzun olan dersleri birkaç defa da seyredebilirsiniz. Yani kaldığınız yerden devam etmek şeklinde. Öncelikle seyredip daha sonra uygulamaya geçtiğinizde ve bu uygulamayı The Magpie dergisi üzerinden yapmanızı tavsiye ediyorum. Oradaki projeler olduğu için Magpie dergisini açıp isterseniz basılı printer'dan çıktısını alabilirsiniz ya da bastırabilirsiniz. Ya da PDF okuyucuyla karşınızda sayfaları inceleyerek takip edebilirsiniz. Seyretmiş ve fikir sahibi olmuş olduğunuz projeyi kendiniz öncelikle yardımsız, daha sonra gerekirse de MacPy'dan, ilgili sayfalardaki projelerden ve gerek duyarsanız tekrar videodaki ilgili bölümü bulup orayı seyrederek takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok daha verimli bir çalışma oluyor. Videoyu seyrederken, daha ilk defa seyrederken videoyu durdurup her aşamada tek tek Scratch üzerinde uygulama yapmaya çalıştığınızda bir sonraki adımın ne olacağını bilmediğiniz için her bir adım sizin için sürpriz oluyor ve çok da kalıcı bir öğrenme, verimli bir öğrenme yöntemi olmuyor. O yüzden özellikle bu şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi birinci sayıdan başlayalım. Birinci sayıyı PDF okuyucuyla açtım. Ve karşıma kapak sayfası çıkıyor. Bu kapak sayfasında o sayıdaki önemli başlıklar var. Scratch bölümü birinci sayıda var. Scratch bölümü yoksa bile sayılarda bütün sayıları incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü Raspberry Pi bilgisayarıyla, şurada resmini göreceğiz şimdi. Çok ucuz bir bilgisayar ve tam bir bilgisayarın yapması gereken her şeyi yapıyor. Türkiye'de de artık piyasada satışa sunuldu. Bundan da edinmenizi tavsiye ederim. Ucuz bir bilgisayar ve Scratch üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Daha sonra öğreneceğimiz, derslerini çekmeyi düşündüğüm Python, C dilleri ve donanım uygulamalarını da Raspberry üzerinden yapacağız. Ve Contents bölümüne geldiğinizde Scratchpad'in hangi sayfada olduğunu öğreniyoruz. Oraya direkt buradan 20. sayfa deyip gideceğim ben ama siz diğer sayfaları inceleyin çünkü çok güzel şeyler var içinde. 20. sayfaya gidelim şimdi. 20. sayfada Scratchpad bölümü. İlk paragrafta internetten nereden indireceğinizi anlatıyor. 1.4 versiyonu. info.scratch.mit.edu'nun Scratch 1.4 download. Bunu adres satırına yazdığınızda indirebilirsiniz. Bundan bahsetmiştik ve şu paragrafta da diyor ki bu projede çok önemli bir proje değil. Yani çok zor bir proje değil. Kolay bir proje seçtik. Amacımız diyor Scratch'in kullanıcı arabirimiyle yani bu ortamla bilgisayar program geliştirme ortamıyla tanışmanız için biraz zaman harcamak için bir projedir diyor. Ve şu ilk bölümde nereden yardım alacağınızı söylemiş. Şuradaki help kısmına bastığınızda bir menü açılıyor. Help page ve help screens var. Burada da Scratch'in kullanıcı arabirimi, buradaki bloklar, bunları nasıl kullanacağınız her birinin tek tek açıklaması olan sayfalar var. Bunu şimdilik geçiyorum. Sona saklayacağım. Bu bölümün sonunda bakacağız oraya. Şuradaki projeyi adım adım uygulamak istiyorum. Aynı adımları. Çünkü bu projenin kendisinden çok bize Scratch'in kullanıcı arabirimini, yani program geliştirme ortamını, user interface'i tanıtmayı amaçlıyor. Bunun için ilk adım diye Open Scratch, yani Scratch'i açın. Şuradan çalıştıralım.
ve şöyle büyüttüm. Sonra diyor, diğer adımlara bakalım. İkinci adım, Scratch'teki Cat Sprite'ına 1'e klikleyin. Cat Sprite 1 dediği şu. Bunu kliklediğimizde üçüncü adıma geliyoruz. Üçüncü adımda diyor ki şu sol üst köşedeki bloklardan kontrol bloğunu klikleyin. Şuradaki kontrol bloğu. Buna bastığınız zaman altta kontrol bloğunun alt blokları çıkıyor karşımıza. Alt parçacıkları ve şu yeşil bayraklı olan bloğu sürükleyip program bölümüne, buradaki scripts bölümüne, script, kod, program, bunları aynı anlamda kullanacağız. Aralarında az farklılıklar olmasına rağmen şimdilik aynı anlamda kullanacağız. Şuradaki yeşil bayraklı when green flag clicked, yani bayrak kliklendiği zaman anlamına gelen blok parçasını üzerine mouse'un sol tuşuyla klikleyip bir süre beklerseniz eğer help açılıyor. Buradan yardım kısmına gidiyorsunuz ve bununla ilgili çok kısa bir yardım alıyorsunuz. İngilizce olarak burada anlatıyor. Eğer Türkçe'ye geçerseniz ve klikleyip biraz beklediğinizde yardım geliyor ve üzerine bastığınızda, daha doğrusu şöyle, yani basıp beklediğinizde yardım çıkıyor. Parmağınız hala mouse'daki tuşun üzerinde. Yardımın üzerine gelip buradayken parmağınızı kaldırdığınızda yardım geliyor. Ama bunlar da İngilizce. Tamam deyip İngilizce'ye geri dönüyorum. Türkçe bilgilere nasıl ulaşacağımızı biraz sonra öğreneceğiz. Bu bölümün sonunda. Bir süre beklediğim zaman yardım çıktığına göre hemen klikler kliklemez sürüklemeye başlıyorum. Parmağım mouse'un üzerinde basılı. Ve burada bıraktığım zaman mouse'u buraya yerleşiyor. Birinci adımı yaptık. Yani daha doğrusu üçüncü adımı yaptık. Daha sonra forever bloğunu diyor. Aynı blokların içinden forever bloğunu alın. Bunların ne olduğunu şu anda çok fazla üzerinde durmayacağım. Aynen söylediklerini yapalım. Şurada üzerinde forever yazanı alıp buraya sürükleyip bırakıyorum. Bakın yaklaştığım zaman bir çizgi çıkıyor. O yapışacağı yeri gösteriyor. Eğer o yoksa bıraktığım yerde kalır. Mouse tuşunu bıraktım şu anda. Üzerine gelip tekrar kliklediğimde bir süre bekleyince yine bir menü açılıyor. O yüzden beklemeden basıp hemen sürüklemeye başladığınızda parmağınız mouse'un üzerinde ve yaklaştığınızda bu beyaz çizgi çıktığında bırakırsanız oraya yapışır. O yapışacağı yeri gösteriyor bize. Sonra neymiş sıradaki adım? Motion bölümüne gidin diyor. Sol tarafta, sol üst köşede mavi bloklar. Motion bölümüne bastığımız zaman motion'la ilgili alt bloklar çıktı karşımıza. Diyor ki şunu sürükleyin forever'ın içine. Turn, saat istikametinde bir dönüş oku var. 15 derece. Bunu buluyoruz. Şu, üzerine klikleyip sürükleyip buraya bırakıyorum. Ve sonra diyor ki yeşil bayrağa basın. Neler olacağını görün. Öyle yapalım biz de. Buradaki yeşil bayrağa bastığınızda program çalışmaya başlıyor. Ve kedi sprite'ı bu şekilde spin atıyor, dönüyor. Çünkü buradaki komut 15 derece dönmesini söylüyordu. Forever'da bunu sürekli olarak tekrarlıyor içindeki komutu. Bu da sürekli dönüyor. Durdurmak için şuradaki kırmızı Stop Everything'e bastığımızda, bastığımız andaki haliyle duruyor. Daha sonra bize bir şey daha ilave etmemizi istemiş, eklememizi istemiş. Loops'a basın diyor. Şurada morla işaretlenmiş loops var. Buna bastığınız zaman yine birçok alt blok çıktı karşımıza. Bunların içinden change size by 10 var. Yani size'ını, ebadını, büyüklüğünü 10 değiştir. Bunu sürükleyip şuraya, beyaz çizgi burada çıkıyor. Şuraya da çıkarsa buraya yapıştırır. Bunu geri alıyorum. Altta çıkarsa beyaz çizgi buraya yapıştırır, ekler. Blok bu şekilde eklendi ve bu şekilde çalıştırın diyor. Yeşil bayrağa basıyorum. Biraz önceki dönmeye bir de büyüme eklendi ve belli bir büyüklüğe geldikten sonra durdu. Change size by 10 ile her bir adımda ebadı 10 büyüdü ve ekrandan taşıp kaybolmak üzereyken durdu. Sketch'in bir özelliği bu. Sprite'ların, yani bu karakterlerimizin ekrandan kaybolmasını engelliyor. Bunu değişik zamanlarda, değişik projelerde göreceğiz aynı etkiyi. Durduruyorum şimdi ve sonra demiş ki
durdurduktan sonra bu 10'u eksi 1 yapın. Şimdi içerideki sayıları şöyle değiştiriyoruz. Buraya kliklediğimiz zaman tek bir klik üzerine mavi boyuyor ve bu durumdayken yazdığımız, klavyeden yazdığımız sayılar buraya yazılır. Eksi 1 diyorum. Ve dışarıdaki herhangi bir yere tıkladığımda bu sabitlendi. Şimdi yeşil bayrağa bastığımda yine dönüyor ve yavaş yavaş küçülüyor. Çünkü boyu eksi işareti olduğu için küçülme yönünde değişiyor. Change size ebadını, büyüklüğünü değiştir. Eksi 1 ile. Eksi 1 ile değiştirdiği için negatif yönde küçülerek ve 1 olduğu için bu sefer küçük adımlarla küçülerek, dönerek uzaklaşıyor gibi ve küçük bir nokta haline geldikten sonra yine ekranda biraz öncekine benzer şekilde ekrandan kaybolmamak için belli bir büyüklükten daha küçük olmuyor. Şimdi durduruyorum. Bunu tekrar büyütmek istersek şuraya bu sefer artı 1 yazıp şöyle yeşil bayrağa bastığımda yavaş yavaş büyüyerek döndüğünü göreceğim. Şimdi durduralım ve diğer adıma bakalım. Yeni adımda şöyle demiş. Sound bölümüne gidin. Sound bölümüne gidelim. Şurada sound diye pembe bir blokların olduğu bölüm var. Pembe bir buton var. Bunun altında da pembe alt blokları var. Buradan bir tane drum var. Drum 48 for 0.2 beats. Bunların detaylarına daha sonra gireceğiz. Bunu alıp buraya sürüklüyorum. Ve yeşil bayrağı bastığımda ne olduğuna bakıyorum. Evet. Davul çalarak büyüyor. Ve yavaş yavaş büyüyor. 0.2 beatle çaldığı için de beklemeli olarak büyüyor. 0.2 beat. Yani 0.2 saniye burada 60 vuruş için. Biraz sonra tempoyu değiştirdiğimizde bunun da değiştiğini göreceğiz. Yani dakikada 60 vuruşluk bir davul çalma süresi şu 0.2. 0.2 saniyeye karşılık geliyor. Eğer dakikada 60 vuruş olursa 0.2 vuruş 0.2 saniye demektir. Bu tempoyu değiştirdiğim zaman bu sürede değişir. Biraz sonra bunu da kullanacak. Şimdi sıradaki diğer adımlara bakalım. Evet, bu play drum'dan birçok alt alta eklemiş. Bunu yapalım. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bir tanesi buradan play drum'ı alıp buraya sürükleyip bırakmak. Tek tek buraya sürüklüyorsunuz. Bu kullanıcı ara birimini kullanmak için iyi bir alıştırma oluyor. Diğer yöntemde buradan herhangi birinin üzerinden, mesela şuradan en alttakini alayım. Sağ tuşa bastığımda duplicate ve help var. Duplicate dediğim zaman buradan bir tane çoğaltabiliyorum. Ve bunu buraya koyuyorum. Eğer diyelim ki alttan üçüncü, şurada sağ tuşa bastım. Duplicate dediğim zaman bu kliklediğim ve altındaki üç tanesini kopyalamış oluyor, çoğaltmış oluyor. Buraya koyduğum zaman 3 tane koymuş oluyorum. En üstteki drum'dan sağ tuşa basıp duplicate dediğim zaman büyükçe bir blok kopyalıyor. Buraya koyabiliyorum. Böylece bakın bir anda çok fazla satır yapabildim. Bu kadar uzun bir program yazdırmasının da sebebi bir şey daha öğreneceğiz burada. Şimdi çok uzun bir program bu. Böyle aşağı kadar uzuyor. Ekranımızdan taştı. Ekranımızdan taştığı zaman bu sağ tarafta çıkan bir scroll bar var. Bu scroll barı kullanarak aşağıya inmemizi istiyor. Yani programımız ekrana sığmadığı zaman bununla aşağıya yukarıya ekranı kaydırıp en alt satırlarla işlem yapabiliyoruz. Bu yatay için de geçerli. Yatayda da şöyle çalışıyor. Basitçe bunu buradan klikleyip, sürükleyip, burada bir yerde bıraktığım zaman ekranın dışına taştı. Altta benzer scroll bar, sürükleme çubuğu çıktı. Bununla istediğim yerde gezebiliyorum. Yani ekran dışına taşıttığı zaman program bu scroll barlar bana yardımcı oluyor. Ve daha sonra şunu yapmamı istemiş. Bundan bu kadar çoğalttıktan sonra drumdan bir sürü her birinin drumunu yani vurmalı çalgı numarasını değiştirmemi istemiş. Şimdi onu yapayım. 35'ten başlıyor. Bunları tek tek 36, 37, 38, 39, yanlarında isimleri yazıyor. Electric Snare demiş. 40. 41. Low Floor Tom. Bunlar İngilizce isimleri vurmalı çalgıların. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sayının üzerine tıkladığınızda bir kere rengi
mavi olur. Üzeri mavi boyandı. Bunun buradayken sayıyla yazdığın zaman 43'e geldi sıra. 43 yazdım. Alttakini klikliyorum. 44. Bir alttakini klikliyorum. 45. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ben şimdi bunların hepsini değiştireceğim. Bu arada çok uzun olduğu zaman kod, özellikle Raspberry'de çalışıyorsanız, performansının artırıldığını duydum. Daha önceki sayılarda, daha önceki versiyonlarında şöyle bir problem oluyordu. Örneğin böyle uzun bir kod olduğunda 46, şunu 47 yapmak istediğimde buraya tıkladığımda şu anda bile geç geliyor aslında. Oldukça yavaşlıyor. Yani bu kod bloğunuz çok uzun olduğu zaman içinde değişiklik yapmanız biraz zaman alıyor. Geç cevap veriyor Scratch. Dergideki derse ek olarak bundan bahsetmek istiyorum size. Böyle bir problemle karşılaştığınızda onun kolay bir çözümü var. Programı şu şekilde parçalara ayırıp da değişikliği yaptığınız zaman küçük parçalar halindeyken program o problem olmuyor. Kliklediğinizde daha çabuk cevap veriyor. 49, 50 ya da bu şekilde 51, 52. Ben bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Evet, 73'e kadar yaptım. Daha gerisi var. Yetmedi. Duplicate deyip şuraya koyayım. 73'ten sonra more 74 more 75 kaç tane varmış? 81'e kadar 76 77 78 79 80 81 bir blok daha lazım. Duplicate. Bitmiş. Buna gerek yok. Evet, 81 sonuncuymuş. Şimdi bunları şu şekilde topluyorum. Bunu şuraya altına ekledim. Bunu buraya. Şöyle de yapabilirim. Bunu buraya eklerim. Yanlış yere eklendi. Önemli değil. Sırası bozuldu. Çok önemli değil. Bunu da buraya koyalım. Şurada bir tane 49 var. 60, 61, 48. Önemli değil. Şimdi bunu çalıştırmamızı istiyor. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Evet, bir kere döndüğünü gördünüz. Bu döndüğü an bütün listeyi bitirdikten sonra bir kere dönerek büyütme yapmıştık sanırım. En son büyüyor. Durduruyorum ve son olarak da şunu eklememi istemiş. Bu bölümdeki, bu projedeki son ilave tempo. Tempoyu değiştirmek. Change tempo by eksi 20 demiş. Önce artı 20. Evet, daha önce. Ondan bir önceki adımda artı 20 arttırıp ondan sonra da azaltacağız. Şurada change neredeydi? Tempo by 20 var. Bunu en alta eklediğimiz zaman şöyle buraya geldim. Biraz aşağı doğru kaydırıyorum. Sonra bunu biraz daha aşağı indiriyorum. Bu kadar uzun bloklar yazmak doğru değil aslında. Bu şimdi alıştırma yapmak için kullanıyoruz. Küçük bloklara ayırmak, mümkün olduğu kadar programcılığı kullanıp küçük bloklar halinde çalışmak her zaman daha iyi. Hem okunurluk açısından hem de yazarkenki o yavaşlamayı engellemesi açısından. Change tempo'yu 20 arttırı buraya koydum ve çalıştırıyorum. Birinci turu tamamladıktan sonra tempoyu arttırıp daha hızlı bir şekilde tamamlayacak. Evet, şimdi biraz daha hızlı olduğunu dikkat edin. Daha da hızlandı. Tempo gitti artıyor. Şurada tempoyu klikledim zaman tempoyu görebiliyorum. 140 vuruş, 160 vuruş dakikada. vuruş, 220 vuruş, 240,
Gittikçe hızlanıyor. ...500'e kadar hızlanacak. Yanlış hatırlamıyorsam 500 en yüksek temposu. 400... ...420... ...440... Evet, en yüksek. Bundan sonra artık değişmiyor. 500 tempodan sonra. Şurada kırmızıya basıp durduruyoruz. Bir de bunun tersini yapın diyor. Yani -20 yazın. -20 yazdığımız zaman aynısının tersi yönde, biraz önceki küçülme etkisi gibi, pardon, 20 yazıp enter'e bastığımda ve çalıştırdığımda bu sefer 500'den düşerek 480, 460, 440 diye düşerek 20'ye kadar inecek. 20'de kalır. En düşük temposu da 20. Bu bölüm bu kadar. Bu yaptığım işlemler Scratch'in kullanıcı ara birimine, yani program geliştirme ortamına alışmam için yapılmış bir projeydi. Basit bir proje. Bu proje üzerinde çalışıp geliştirip başka şeyler yapabilirsiniz. Şimdi Help bölümüne bakalım. Help bölümüne geldiğimiz zaman iki tane seçenek var. Help page'e bastığınız zaman bilgisayarınıza yüklemiş olduğu web sayfalarına yönlendiriyor sizi. Yani burada internete bağlı olmanız gerekmiyor. Şu Help'te, Help page'e bastığınızda geldiğiniz sayfa offline çalışan, online çalışmayan bir sayfa. Ve Getting Started'a bastığınızda her sayfayı şöyle aşağıya doğru inelim veya şöyle çevireyim tekerlekle. Tek tek İngilizce olarak nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Biraz önce yaptığımız bu alt blokları sürükleme işlemleri, ses ekleme ve animasyonla ilgili biraz önce kullandığımız forever komutları bu şekilde kısa bir ders notu şeklinde anlatmış. Kaç sayfa? Now what? Sıradaki ne? Demiş. 10. 10 adımda neler yapacağınızı göstermiş. Geri gelelim. Help screens var. Burada her bir bölümün, motion bölümünün mesela tek tek adımlarının ne yaptığını İngilizce olarak anlatmış. Looks'takiler. Biraz önce kullandığımız alt blokların hepsini bu şekilde buradan öğrenebilirsiniz. Başka neler varmış ona bakalım. Reference Guide var. Reference Guide'a geldiğiniz zaman da yine İngilizce olarak giriş, İngilizce olarak ve programın kullanıcı ara biriminin bölümlerini yine İngilizce olarak burada anlatıyor. Türkçesi için şurada en altında bu sayfanın, yani geri gelelim, Help page'e girdiğinizde en altta başka bir dilde mi arıyorsunuz diyor. Scratch Language Support Page. Buraya bastığınızda internete bağlı olmanız lazım. İnternetteki değişik dillerdeki yardım sayfalarına ulaşıyorsunuz. Şu sayfada Türkçe'de var. Birçok değişik dokümanı var. Getting Started, Reference Guide, Cards diye bir program örneği var. Yardım ekranları, kısa yardım ekranları var, yardım dokümanları var. Ve değişik sayfalar var. Türkçeyi bulduğunuz zaman aşağıya indiğinizde Türkçe'de şöyle bakıyoruz. Reference Guide, RG 1.3 sanırım. 1.3 versiyonu olsa gerek. Türkçesi. Cards programının indirebilirsiniz zip olarak. Buna daha sonra bakarız. Tek sayfalık yardımlar. Mesela Creed var. Şuna bastığınız zaman bu PDF'i yüklüyor internetten. Ve tamamen Türkçe olarak işte insanlar günümüzde inanılmaz çeşitlerdeki interaktif oyunlar, hikayeler, animasyonlar, simülasyonlar ve diğer türdeki dinamik ve interaktif medyalara diye devam eden böyle Türkçe bir tek sayfa. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Lego ile ilgili kısımları var. Lego'nun motorlarını kullanabiliyor ve diğer ekipmanlarını. Sonra Learn PDF var bu Türkçe satırında. Şu Learn'e baktığınızda burada yine tek sayfalık size nasıl bir yol izleyerek tasarım yapacağınızı ve Scratch programını nasıl öğreneceğinizi anlatan tek bir sayfa. Yine tek sayfalardan Program.tr'ye baktığınız zaman da programlamayla ilgili özellikle şu satır, birçok insan programlamaya sadece ileri seviyede teknik bilgiye sahip olan kişiler tarafından uygulanabilen can sıkıcı ve alana özgü bir aktivite gözüyle bakmaktadır. Gerçekten Java ve C++ gibi geleneksel programlama dilleri birçok kişi için öğrenilmesi oldukça güçtür diye başlıyor. Ve Scratch'in
yeni grafik programlama dili olarak bu düşünceyi değiştirmeyi hedeflediğini anlatıyor. Çocuklar, gençler ve programlamayı öğrenmek isteyen herkes için daha anlaşılabilir ve uygulanabilir hale getirdiğinden bahsediyor. Bu tek sayfa, burayı da okumanızı tavsiye ederim. Ve Reference Guide'a baktığınızda bu daha kapsamlı bir sayfa, uzunca sayılabilir. Tek sayfalardan sonra buraya gelip Scratch ile ilgili biraz önce İngilizcesini gördüğümüz kullanıcı ara birimini anlatan tek tek her birinin ne yaptığını, döndürme biçimi, şuradaki benim bahsetmediğim bu bölümde, diğer bölümlerde bolca kullanacağımız proje notları, araç çubuğu, blok paleti, bunların doğru isimleri, ekranla ilgili bilgiler ve diğer bilgiler burada Türkçe olarak var. Buradan Türkçe bilgilere ulaşabilirsiniz. Scratch'i yine ben daha önce söylediğim gibi İngilizce takip etmenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz Türkçe olarak kullanabilirsiniz Scratch programını. Ama İngilizce olarak öğrendiğiniz zaman daha sonra geçeceğimiz dillerde çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Ve internet üzerinden bulduğumuz programları anlamak bizim için daha kolay olacaktır. Bilgisayar programlama terminolojisi sonuçta çok fazla kelimelerden oluşmuyor. Bir avuç kelime ile birçok programı yazıyorsunuz. Programlarda nelerin anlatıldığını anlamış oluyorsunuz. Bu bölüm şimdilik bu kadar. Sonraki bölümlerde, örneğin bir sonraki bölümde, bunu kaydetmeden çıkayım. Bunu da kapatalım. Üçüncü bölümde ilk Scratch 5'te oradaki sayıya, pardon, ikinci sayfadaki Contents bölümünden, şurada, nerede? Bulamadım. Evet, burada. Scratch Patch 24'e geldiğimizde bir sonra şunu göreceğiz. Basit döngüler girdi ve çıktı. Yani bize soru sorum cevap alacak. Ve sayı bulma oyunu var. If else blokları. Programlamayla ilgili temel işlemleri öğrendiğimiz bölüm olacak. O bölümde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.